Adaylıktan son gün çekilme gerekçem şudur. Eski başkanın yönetiminde yer alan Belediye Başkan Yardımcımız Rasim Özdemir ve Belediye Başkanımız Tanju Özcan, kulübün normal borcunun 5 milyon TL olduğunu söyleyerek aday olmamı istediler. Aday olmak gibi bir düşüncem olmamasına rağmen kendilerini kırmayarak aday oldum. Bu borçla, hatta 6-7 milyon TL borçla bile kulübe başkan olup başarıyı yakalayacağımı söyledim. Ancak eski başkanın bahsettiği akşam borcun 7 milyon TL civarında olduğunu söylemesi üzerine kulüp müdürü Yaşar Bey'i çağırarak ertesi gün yapılacak kongrede ibra edilecek bütçeyi talep ettim. Yaşar Bey borcun 6-7 milyon TL değil 14 milyon TL olduğunu gösterdi. Zaten kongreye de bu borçla gidildi. Yani Boluspor eski başkanının Belediye Başkanımız Tanju Özcan'a ve bana yalan söylediği ortaya çıktı. Ben de adaylıktan çekildim. Bu görüşme otelinde Sayın Rasim Özdemir, gazeteci Mehmet Ali Atalay ve eski başkanın avukatının şahitliğinde gerçekleşmiştir. Evet, toplumun her kesimin şahsıma güvendiği için gücü yettiğince destek verdi. Tüm esnaf, sanayici ve iş insanlarımıza teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımız Tanju Özcan'a teşekkür ediyorum. Onların da desteğiyle gerçek borç olan 29 milyon TL ile devraldığımız kulübün borcunu 14 milyon TL'ye kadar düşürdük. Boluspor ekonomik olarak artık eskisinden çok daha güçlü. Toplumun her kesimi taşın altına eline koydu ama bir tek eski başkan Sayın Tanju Özcan'a söz verdiği 1,5 milyon TL'yi bağışlamadı. Boluspor eski başkanının 1 milyon 417 bin 272 TL alacağına karşılık koymuş olduğu 3 milyon 200 bin TL'lik temliğe istinaden 06.05.2021 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kulübümüzün kasasına girmesi gereken 1 milyon 210 bin 572 TL ödeme kendisine yapılmıştır. Eski başkan avukatını Boluspor kulübüne alacaklarını görüşmesi konusunda göndermediğini iddia etti. 12 Mayıs Çarşamba sabahı eski başkanın avukatı Boluspor Kulübü tesislerine Metin Kumaş'ın kulüpten alacağını Necip Çarıkçı'ya temlik ettiğine dair yazıyı bırakmak ve Boluspor eski başkanının kalan borcu için gelmiştir. Raydel Popen ile mevcut yönetim kurulumuzun sözleşme uzattığını iddia eden Boluspor eski başkanı bahsi geçen futbolcu ile 07.08.2019 tarihinde 2019-2020 ve 2020-2021 sezonları olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kalan 100 bin euro alacağı 75 bin euroya indirilerek ödemesi yönetim kurulumuz tarafından yapılmıştır. Yine o dönemdeki yönetim kurulunun yaptığı protokole göre oyuncunun 257 bin euro artı bonus alacağı yönetim kurulumuz tarafından oyuncu ile görüşülerek 85 bin euroya anlaşılarak ödemesi yapılmıştır. Oyuncunun bu kadar yüksek bir indirim yapmasını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Emmanuel Akabueze'nin 20.02.2020 tarihinde TFF'den gelen FIFA kararının iletildiği yazıya takiben bu karar ile verilen süre içerisinde ödeme yapılmadığından 28.05.2020 tarihinde kulübümüze FIFA, RTSP, ART 24 bis kapsamında ilgili tutarlar faizleriyle birlikte ödenene kadar transfer yasağı uygulamasına karar verilmiştir. 08.09.2020 tarihinde yönetim kurulumuz tarafından futbolcunun tüm alacakları faizleriyle birlikte ödenip transfer yasağı kaldırılmıştır. Mamadou Diarra'nın 06.03.2020 tarihinde TFF'den gelen FIFA kararının iletildiği yazıya takiben bu kararla verilen süre içerisinde ödeme yapılmadığından 30.06.2020 tarihinde kulübümüze FIFA,
RTSP, ART ve 24 BIS kapsamında ilgili tutarlar faizlerle birlikte ödenene kadar transfer yasağı uygulamasına karar verilmiştir. 09.09.2020 tarihinde yönetim kurulumuz tarafından futbolcunun tüm alacakları faiziyle birlikte ödenip transfer yasağı kaldırılmıştır. Andre Nascimento, Dodo'ya 06.07.2020 tarihinde TFF'den gelen FIFA kararının iletildiği yazıya takiben bu karar ile verilen süre içerisinde ödeme yapılmadığından 25.08.2020 tarihinde kulübümüze FIFA, RTSP, ART ve 24 BIS kapsamında ilgili tutarlar faizleriyle birlikte ödenene kadar transfer yasağı uygulamasına karar verilmiştir. 09.09.2020 tarihinde yönetim kurulumuz tarafından futbolcunun tüm alacakları faizleriyle birlikte ödenip transfer yasağı kaldırılmıştır. Bilal Sebahi'nin 06.05.2020 tarihinde TFF'den gelen FIFA kararının iletildiği yazıya takiben bu karar ile verilen süre içerisinde ödeme yapılmadığından 18.02.2021 tarihinde kulübümüze FIFA, RTSP, ART ve 24 BIS kapsamında ilgili tutarlar faiziyle birlikte ödenene kadar transfer yasağı uygulamasına karar verilmiştir. O dönemdeki başkan ve kulüp avukatı futbolcuya tek taraflı haksız fesih uygulayıp oynamadığı 2019-2020 sezonu ücretinin de kulübümüz tarafından ödenmesine mecbur bırakılmıştır. Kulübün kasa itiraz etme hakkı olmasına rağmen itiraz etme basiretini dahi gösterememişlerdir. Ara transfer döneminde ise eski futbolcumuz Mustafa Eski Hellaç tarafından konulan transfer yasağı 21.01.2021 tarihinde yönetim kurulumuz tarafından futbolcunun tüm alacakları faiziyle birlikte ödenip transfer yasağı kaldırılmıştır. Yönetim kurulumuz ayrıca kulübümüzün itibarına daha fazla zarar gelmemesi adına Rok Kidrich, Seth Sincere, Emir Halilovic, Moise Adilheu ve Ali Mardon Şükürov isimli oyuncuların kendileri ve avukatlarıyla görüştük. Kulübümüze dava yoluna gitmemeleri konusunda mutabık kaldık ve 2019-2020 sezonunda ödenmeyen tüm ücretlerini ödedik. Ayrıca aşağıda ismi belirtilen 10 eski futbolcumuz ile kulübümüzün hukuki süreci devam etmekte olup yönetim kurulumuz Bolu Spor'un menfaatleri doğrultusunda süreci çözüme kavuşturmak adına çalışmalarını sürdürmektedir. Yusuf Emre Gültekin, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, Guido Koçer, 2017-2018, 2018-2019, Ufuk Budak, 2018-2019, Umut Gündoğan, 2018-2019, 2019-2020, Batuhan Altıntaş, 2018-2019, 2019-2020, Hakan Arslan, 2019-2020, Hakan Canbazoğlu, 2019-2020, Ozan Evrim Özenç, 2019-2020, Kubilay Türk Yılmaz, 2019-2020, İsmail Konuk, 2019-2020. Futbolcu ailelerini zora sokmamak adına sadece Zonguldak Kümürspor'a giden Eyüp Ensar Bayır'ın ismini ailesinden izin aldığımız için veriyoruz. Bolu Spor kulübümüzün kayıtlarına yer almayan paranın yanı sıra yine Zonguldak Kümürspor'a da aile tarafından 103.000 TL para ödenmiştir. Bu ödeme yapılırken aracının da kim olduğunu sanırım tahmin etmeniz zor değil. Bolu Spor eski başkanı bu konudaki bildiklerimizin teyitli bilgi olduğunu da sanırım anlamıştır. Yasin Dülger'in bedelsiz transferi söz konusu değildir. Kendisinin çok iyi tanıdığı, lisansı bile olmayan, kulüpte kalmadığı zamanlarda kendi otelinde misafir ettiği, Bolu Spor'da oynadıktan sonra jübile yapan ve şu anda yardımcı antrenör olan milyonlarca lira karşılığı BK'yı Bolu Spor'a getiren kişiyle BK'nın alacakları karşılığında Yasin Dülger'in transferinde kolaylık sağlanarak kulübümüz için ekstra bir gelir sağlanmıştır. Ayrıca yine aynı menajere bağlı BGH'ye ait 77.050 TL alacağına karşılık toplamda 504.292 TL kazanç sağladık.
Büyük Bolu Spor taraftarından gelen talep üzerine birçok üründe indirime gidilerek neredeyse hiç satışı olmayan ve B-Store mağazasında eskimekte olan ürünler maliyet fiyatının üzerinde satılarak kulübümüze de gelir sağlanmıştır. B-Store'a kurumsal yeni bir yüz kazandırdık. Artık şehrin sokaklarında Bolu Spor kıyafetli insanları görebiliyoruz. Bu kampanyaya yoğun ilgi gösteren taraftarlarımıza ve aracı olan yöneticilerimize de bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. İşletmelerin peşkeş çekildiği iddiasına da yanıt olarak pandemi yasaklarının başlamasından önce 93.000 TL gibi bir yıllık kârı olan işletme, halı saha pandeminin başlamasından sonra 63.000 TL kâr elde etmiştir. Kapalı olmasına rağmen buraya talepler oluşturularak 60.000, 70.000 ve 80.000 TL gibi maksimum bedeller teklif edilmiştir. Buna rağmen Bolu Spor Kulübü'nün menfaatleri adına yıllık kirası peşin olmak kaydıyla 90.000 TL'ye Koray Günay isimli işletme sahibine kiraya verilmiştir. Şu anda hala kapalı olan halı sahalardan Bolu Spor Kulübü bundan 8 ay önce kasasına 90.000 TL para sokmuştur. Asıl peşkeş çekmek, kiraya verme hakkı olmayan halı sahaların üst katında bir işletmeye elektrik ve su parası alınmadan verilmesidir. Kime nasıl verildiğini biz çok çok iyi biliyor ve kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Bolu Spor'u ulusal basınla küçük düşüren, 30 milyon lira ile kulüp tarihinin en büyük borcunu bırakan ve transfer tahtasını kapattırıp "bu saatten sonra Bolu Spor'dan bana fayda gelmez" diyerek bırakıp giden de kendisidir. Kaldı ki 10 aylık süre zarfında yaptığımız maddi anlamdaki kemer sıkma politikaları ile Bolu Spor borcu yaklaşık 15 milyon liraya geri çekilmiştir. Sportif anlamda da bütçemiz şartlarında ligi 11. sırada bitirdik. Tekrar belirtmek isterim ki eski başkanın son sezonunda teknik heyetle beraber 30 milyon liraya takım kuruldu. Pandemi sebebiyle küme düşmenin kalkmasına rağmen, küme düşmemek için 775 bin lira prim dağıtılmasına rağmen ligin son sıralarında yer alan bir Bolu Spor vardı. Bu sezon ise 15 milyon liraya takımımızı kurduk. Teknik heyetin tamamına 700 bin lira verdik. Yani yarı bütçeyle ligi 11. sırada bitirdik. Başarısızlığın tarifini Bolu halkına bırakıyorum.